Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere ufak bir ürün tanıtımı yapmak istiyorum. Tatilimi bu sene İzmir'de geçirdim. Uzun zamandır ismini bildiğim sevgili abim, Mümin abimi ziyaret ettim. Orient Saz yapımından. Kendisinden çok güzel bir balta saz eski tarzlarda 3 telli bir saz aldım. O kadar hoşuma gitti ki, o kadar güzel bir yapım, o kadar güzel bir sesi var ki bunu sizlere paylaşmak istedim. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Direkt balta sazımızın özelliklerine biraz geçmek istiyorum. Öncelikle 3 telden oluşmakta. Normal bağlamaların yanı sıra eski tarz dede saz dediğimiz sazların usulü. Sazımızın formu olarak gördüğünüz üzerine biraz kesik bir biçimimiz var. Aldığım saz oyma bir saz, tamamen el emeği. En büyük özelliği de tahta olarak 3 sene bekletilmiş olması. Mümin abimizle sohbetimizde kendisinin anlattığı. Bu tahtaların 3 sene bekletiliyor ve bundan dolayı da çok sıkı bir tam kurumuş hale geliyor ve ondan sonra asıl işlemi başlıyor. Onun yanı sıra aldığım ya da bana sunduğu özelliklerden bir tanesi de şu sıklıkları görüyor musunuz bilmiyorum. Kendisinin anlatımına göre bu sıklıklar daha çok tahtanın kalitesini belirleyen faktörlerden bir tanesiymiş. Bundan dolayı ayrıca bir güzel tonu var. Kalite olarak daha çok neden bu sazın kaliteli olduğunu size sunmam gerekirse, genellikle yapılan bağlamalarda ya da fabrikasyon yapımlarda çok mesela yani uygun ya da ucuz yollu bağlamalarda tahtanın kalitesi ya da tınısı çok bazen belli olmaz. Ama ben size bir örnek vereceğim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu an bağlamamızın notası C olarak akord ettim ve alt tonumuz Mi. Ve şimdi tahtamızın tonunu dinlemenizi istiyorum ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ne kadar detaylı bir şekilde çalışılmış. Fark ediyorsanız tahtaya nereden vurursam vurayım mi tınısını veriyor. Aynı şekilde alt tahtaya da vurduğumda, yani şu an bir tınıyı bilerek bırakıyorum ki alt teli de biraz rezonansla seslendirsin ve tahtayla birlikte sesini versin diye. Tam kapattığımda da şu an hepsini kapatıyorum. Bu tabii ki birazcık daha işin detayı ama hani tahtanın bir tınısı var. Bu da mi tonunu veriyor ve bu da aslında tahtanın ne kadar detaylı bir şekilde oyulduğunu gösteriyor benim için. Onun dışında biraz daha işin tekniğiyle uğraşan arkadaşlarımız için söyleyebileceğim. Tahtanın şu an almış olduğum tınısı bana Analyzer'dan verilen yaklaşık frekans olarak bakalım 196. 196'dayım. Yani en aşağıdaki tınımız 196 ve en alttaki de, yani üstteki diyebileceğimiz yaklaşık olarak 9000'de. Yani 9000 Hz, 196 Hz ile 9000 Hz arası bir ses açımız var. Bu açılardan istediğimiz gibi şu an C'de çalabiliyoruz. Tabii ki biraz daha düşürürsek farklı frekanslara da ulaşabiliriz. Onun dışında bu sazın kalitesini yapan ya da sevgili Mümin abimizin sunmuş olduğu gerçekten profesyonelliği şuradan anlıyorsunuz. Saza vurduğunuzda hiçbir ses diğerini, yani tel olarak hiçbir telin tınısı diğerini aşmıyor. Hepsi çok dengeli bir şekilde geliyor. Yani içinden bir kompresyon efekti var diyebilirim yani. Bundan dolayı da ayrıca bir mutluluk veriyor çalarken saz. Onun dışında kapağını biraz göstermek istiyorum. Kapağında hafif bir eğilimlik var. Buradan benim görebildiğim. Bu eğilimin de bize sağladığı ister istemez biraz daha o tok sesler, yani frekans olarak 200'lü 300 frekans rezonans seslerin daha verimli alınması. Tabii ki bunun bize faydası ne oluyor? Daha sıcak bir tını elde ediyoruz. Daha bizi doyuran güzel tınılar elde ediyoruz. Aranje içinde değil de daha çok tek başına çalıldığı zaman gerçekten harika bir şekilde fark ettiren bir tını. Tabii bunun ayrıya düz kapaklı olanları var. Onlar biraz daha parlak tını elde ettiriyor bize. En azından benim analizlerim öyle oldu, görmüş olduğum. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Ben birazcık çalacağım. Çok bir bağlamacı değilim. Daha çok enstrümanım gitar. Ama bağlamayı da severek çalıyorum. Bu enstrüman daha çok kimin için diye sorarsanız tabii ki stüdyo kaydı yapan arkadaşlar kesinlikle alsınlar. Ama onun yanında benim gibi böyle biraz daha türkü sevdalısı ya da akşamleyin biraz daha keyif amaçlı çalmak isteyenler için birebir tavsiye edebileceğim bir enstrüman. Orient Müzik Evi'nde kesinlikle İzmir'e gittiğinizde bir ziyaret edin. En çok sevdiğim olay enstrümanın alım satımı değil de daha içeriye girmeden o verilen sıcaklık, önce bir çay ikramı, oturup muhabbet, sohbet, buna bile değdi gitmeme. Yani bu enstrümanı alıp almamam çok da önemli değildi o sırada. Bundan dolayı da tekrardan teşekkür ediyorum abimize. Dediğim gibi ben böyle birkaç tarzda çalmaya çalışacağım. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir bağlamacı ya da sazcı değilim. Bir iddiam da yok. Tamamen enstrümanı tanıtma amaçlı birkaç dokunduracağım enstrümana. Umarım keyif alırsınız. Şimdiden teşekkürler. Sağ olun.